Vakıa suresi Mekke'de inmiştir. Bazlarına göre sadece 82. ayeti Medine'de inmiştir. 96 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O olay gerçekleştiği zaman onun gerçekleşmesinde bir yalan yoktur. O alçaltıcı ve yücelticidir. Yer şiddetle sarsıldığı dağlar ufalandığı, toz duman olup savrulduğu ve siz üç sınıf olduğunuz zaman. Uğurlular, uğurluların durumu ne güzel. Uğursuzlar, uğursuzların durumu ne kötü. Bir de önde olanlar, önde olanlar. İşte onlar Allah'a yakınlaştırılmış olanlardır. Nimetlerle dolu cennetlerdedirler onların birçoğu öncekilerdendir. Birazı da sonrakilerdendir. Mücevherlerle süslü tahtlar üzerinde karşılıklı oturup onlara yaslanırlar. Çevrelerinde hizmet için ölümsüz gençler dolaşırlar. Main çeşmesinden doldurulmuş bardaklar, ibrikler ve kadehlerle. Bu içkiden ne başları ağrır ve ne de akılları gider. Ve beğendikleri meyvelerle, gönüllerinin istediği kuş etleriyle, onlara iri gözlü huriler var, sedef içinde korunmuş inciler gibi. Bunlar yaptıklarına karşılık olarak onlara verilir. Orada boş bir söz ve günaha sokan bir laf işitmezler.'' duydukları söz sadece selam ve esenliktir. Amel defteri sağ eline verilenler. Amel defteri sağ eline verilenlerin durumu ne güzel. Dikensiz sedir ağaçlarının meyveleri salkım salkım dizilmiş, muz ağaçlarının uzamış gölgelerin, çağlayan suların ne tükenen ne de yasaklanan bol meyvelerin ve yüksek döşeklerin içindedirler. Gerçekten biz o hurileri özel bir yaratılışla yarattık. Onları eşlerine düşkün, yaşıt bakireler kıldık. Amel defteri sağ eline verilenler için. Bunların birçoğu öncekilerdendir. Birçoğu da sonrakilerdendir. Amel defteri sol eline verilenler. Amel defteri sol eline verilenlerin durumu ne kötü. Yakıcı bir rüzgarın ve kaynar suyun, serin ve hoş olmayan kapkara dumandan bir gölgenin içindedirler. Çünkü onlar bundan önce refah içinde şımarmışlardı. Büyük günah işlemekte ısrar ediyorlardı. Ölüp toprak ve kemik olduğumuzda tekrar mı diriltileceğiz diyorlardı. Bizim ilk atalarımız da mı? deki şüphesiz hem öncekiler hem de sonrakiler bilinen bir günün buluşma vaktinde mutlaka bir araya toplanacaklardır. Sonra siz ey yalanlayan sapıklar mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. Üstüne de kaynar su içeceksiniz susamış develerin su içmeleri gibi. İşte ceza ve mükafat gününde onların ağırlanması böyledir. Sizi biz yarattık. O halde tasdik etmeniz gerekmez mi? Döktüğünüz meniyi gördünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz? Yoksa yaratan biz miyiz? Aranızda ölümü biz takdir ettik yerinize benzerlerini getirmede ve sizi bilmediğiniz bir alemde yeniden var etmede önümüze de geçilemez. Gerçekten siz ilk yaratılışı bildiniz. O halde ders almaz mısınız? Ektiğinizi gördünüz mü? Onları siz mi bitiriyorsunuz yoksa bitiren biz miyiz? Dileseydik onu kuru çerçöp yapardık da şaşar kalırdınız. Biz ziyana uğradık. Hatta biz mahrum kaldık derdiniz. İçtiğiniz suyu gördünüz mü? Onu siz mi buluttan indirdiniz yoksa indiren biz miyiz? Dileseydik onu tuzlu yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi? Yaktığınız ateşi gördünüz mü? Onun ağacını siz mi oluşturdunuz, yoksa oluşturan biz miyiz? Biz onu bir ibret ve çölde oturanlar için bir meta yaptık. Öyleyse büyük Rabbinin adını tesbih et. Yıldızların yerlerine yemin ederim. Bilseniz bu büyük bir yemindir. Kuşkusuz bu kitap değerli Kur'an'dır. Saklı bir kitaptadır. Tertemiz kılınmış olanlardan başkası ona dokunamaz. O alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi siz bu sözü hafife mi alıyorsunuz? Rızkınızı, nasibinizi onu yalanlamak mı yapıyorsunuz? Öyleyse niçin can boğaza dayandığında ki o zaman siz bakar durursunuz ve biz ona sizden daha yakınız. Fakat siz görmezsiniz. Eğer ceza görmeyecekseniz, öyleyse niçin onu geri çevirmiyorsunuz? Şayet doğru söyleyenlerdenseniz. Eğer ölen kişi Allah'a yakınlaştırılmış olanlardansa, ona rahatlık, güzel kokulu gül ve nimetlerle dolu cennet vardır. Eğer amel defteri sağ eline verilenlerdense, ona selam olsun sana.'' amel defteri sağ eline verilenlerden denir. Fakat eğer sapık yalanlayıcılardansa kaynar suyla ağırlanır ve cehenneme atılır. Kuşkusuz bu kesin bilginin özüdür. Öyleyse büyük Rabbinin adını tesbih et.'' Kurumsal veya kişisel çalışmalarınız için profesyonel seslendirmeye mi ihtiyacınız var? Haber, reklam, makale, kitap, tanıtım filmi, dublaj. Seslendirilmesini istediğiniz tüm içerikler için bize ulaşabilirsiniz. Gerek bugüne kadar ürettiğimiz içerikler, gerekse farklı kurum ve kişiler için yaptığımız çalışmalarla seslendirme alanındaki tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Detaylı bilgi için 0535 468 9014 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.